Bugün hipnoz üzerine bir gösteri yapacağız seyircilerle birlikte. Seyirciler şaşıracaklar, eğlenecekler ve katılımcı olacaklar. O yüzden çok keyifli bir gösteri olacak. Merhabalar. Nedim Güzel. Evet, Acun Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyoruz? İstanbul. Ne iş yapıyoruz? Kişisel gelişim uzmanıyım. Bugün de hipnozla ilgili bir şey deneyeceğim. Değişik bir gösteri olacak. İlginç. Kimin üzerinde? Seyircilerimizden seçeceğiz sizin yardımınızla. Bir saniye, yalnız bir açıklama yapmam gerekiyor. Acun Bey, sizden yardım isteyeceğim seyirci seçmek için. 3 bayan, 2 erkek seyirci lazım. 3 bayan, 2 erkek. 3 bayan, 2 erkek. Siyah olur, sen git. Gömlekli. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Bir eksiğimiz var galiba. Siz böyle, siz böyle. Bir kişi daha. Ha, geliyor, tamam. Hoş geldiniz. Sizi de şöyle diğer beyefendinin yanına alayım. Oturabilirsiniz. Başlamadan önce çok kısaca açıklamak istiyorum. Hipnoz çünkü normalde hep yanlış bilinir. Telkin vermek ve telkinle bazı şeyler hissettirmek, yaptırmak mümkün. Bugün bunu deneyeceğiz. Gerçekten çok enteresan olacak. Seyircilerimizden sessizce takip etmelerini ve hipnoz yaptığımız arkadaşı dikkatlice izlemelerini rica ediyorum. Tek ricam bu. Şimdi başlayabiliriz. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Pardon? İknur Hanım. Öncelikle gevşeyin. Üçünüzden de rica ediyorum. Gevşeyin. Rahat oturun. Arkanıza yaslanın. Rahat olun. Daha önce hipnoz tecrübeniz var mı acaba? Yok. Şöyle bir şey yapacağız İknur Hanım. Sizden ricam sağ avucunuzu açmanız. Şu şekilde. Kasmayın. Rahat olun. Ve avucunuzun içinde bir noktaya odaklı olarak bakmanız. Parmaklarda değil, avuçta. Tamam? Ben müsaade edin elinizi yaklaştıracağım. Gözünüzü o noktadan ayırmıyorsunuz, ayırmıyorsunuz, ayırmıyorsunuz ve gözleriniz kapanıyor. Bozmayın. Bu şekilde. Dinlenmeye devam edin. Size döneceğim. Ben size dönene kadar lütfen bu şekilde derin nefes alarak dinlenmeye devam edin. Merhabalar. İsim? Berfin. Berfin. Siz de aynı şekilde elinizi uzatır mısınız? Noktaya odaklı olarak bakıyoruz. Elinizi rahat bırakın. Dikkatlice bakıyorsunuz ve gözleriniz kapalı. Rahatsınız. Rahat. Dinleniyorsunuz. Bunu düşünün. Rahatsınız. Ve son olarak isminiz? Fulya. Fulya Hanım. Siz de elinizi açar mısınız? Odaklı olarak bakıyorsunuz. Korkacak bir şey yok. Sadece yaklaştığınızda gözleriniz kapanıyor. Şu anda üçünüze sesleniyorum. Bayan arkadaşlarımıza. Üçünüz de çok rahatsınız. Lütfen sadece benim ağzımdan çıkanlara konsantre olun. Kendinizi rahat bırakın. Ve hani komik, dalga geçecek bir şey vesaire böyle bir şey olmayacak. Sadece biraz eğleneceğiz. Hepsi bu. Sizle ufak bir anlaşma yapacağız. Bundan sonra sizlerin gözlerinin içine bakıp odaklı olarak uyu dersem tekrar gözleriniz kapanacak. Ve şu anda bulunduğunuz pozisyona geleceksiniz ve benim sözlerimi dinlemeye devam edeceksiniz. Şimdi lütfen gözlerinizi açın, uyanın. Uyanın, 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 uyanın. Hepiniz uyandınız, çok güzel. Var mı bir herhangi bir şey yok değil mi? Güzel gidiyor, güzel. Şimdi bazı denemeler yapacağız birlikte. Ne kadar işe yaradığını görmek için. Lütfen sizden ricam, söylediğim şeyleri aklınıza canlandırmanız. Bana yardımcı olmaya çalışmayın ama karşı koymaya da çalışmayın. Ne oluyorsa onu yapın ve söylediklerime dikkat edin. Bu kadar. İlk sizle başlıyoruz. Sizle ufak bir anlaşma yaptık. Gözlerimin içine bakın ve şimdi uyuyun. 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 Çok güzel. Kendinizi rahat bırakın ve benim sözlerimi dinleyin. Sizle basit bir şey deneyeceğiz. İki elinizi ileriye doğru uzatmanızı istiyorum. Omuz genişliğinde. Şimdi şunu canlandırmanızı istiyorum aklınızda.
İki avuç içinizde, yani burada ve burada birer mıknatısın durduğunu hayal edin. Avuçlarınız içinde birer mıknatıs var ve parmağımı şıklattığımda bu mıknatıslar birbirini çekmeye başlayacak. Şimdi mıknatıslar birbirini çekmeye başladı. Giderek daha kuvvetli bir hale geliyor. Bu ne demek oluyor? Elleriniz giderek yaklaşmaya başlıyor. Buna karşı koymayın. Hissedin bunu. Şimdi parmağımı şıklattığımda bu akım, mıknatıs akımı 3 katına çıkacak. Şimdi 3 katına çıktı. Eller birbirini daha kuvvetlice çekmeye başladı. Hayal edin bunu. Çok güzel gidiyorsunuz, harika gidiyorsunuz. Şimdi 5 katına çıktı. Eller neredeyse birbirine değmek üzere. Çok iyisiniz. Açmayın gözünüzü, açmayın. Rahat olun, rahat olun. Şimdi açabilirsiniz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizi alkışlarla yerinize uğurlayabiliriz. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Size daha değişik bir şey deneyeceğiz. Gözlerimin içine bakın lütfen. Anlaşmamız vardı biliyorsunuz. Şimdi lütfen uyuyun. Kız, gel buraya bakayım. Gerçekten kendiliğinden. Oldu mu? Vallahi mı? Olmuş. Çok basit bir şey deneyeceğiz. Ellerinizi lütfen ileriye doğru uzatın. Bu avucunuz yukarıya baksın. Bu avucunuz aşağıya. Şöyle hizalayalım. Çok güzel. Rahat bırakın kendinizi. Şimdi söylediğim şeyleri lütfen hayal edin zihninizin içinde. Bu avucunuzun içinde, yani avuç içi yukarı bakan elinizin içinde ağır bir taş düştü, tuttuğunuzu hayal edin. Bu avucunuzda ağır bir taş var. Diğer elinizin şu parmağında da iple helyum dolu bir balon bağlı. Yani uçan bir balon. Bu ne demek oluyor? Elinizdeki taş ağır geldiği için eliniz aşağı inecek. Helyum dolu balon elinizi yukarı çektiği için diğer eliniz yukarı çıkacak. Ve şimdi bu başladı. Taş giderek ağırlaşmaya başlıyor. Taş giderek ağırlaşıyor. Ve helyum dolu balon şişe şişe, daha çok şişe şişe elinizi yukarıya doğru çekiyor. Çok güzel gidiyorsunuz, harika. Buna konsantre olun. Taş giderek ağırlaşıyor. Artık kolunuz buna dayanamıyor. Ve helyum dolu balon elinizi yukarı çekiyor adeta. Eliniz yukarı çıkmak istiyor. Çok güzel gidiyorsunuz, harika, harika. Bunu hayal edin, hayal edin. Kollarınızı zorlamayın. Çok iyi. Şimdi bunu 5 katına çıkaracağız. Şimdi 5 katına çıktı. 5 katına çıktı. Eliniz yukarıya çıkmaya devam ediyor, görüyoruz. Ve diğeri de artık ağırlığa karşı koyamıyor. Çok güzel gidiyorsunuz, çok güzel. Bir saniye durun, gözlerinizi açın. Ellerinizin konumuna bakın. Baştaki konumu biliyorsunuz. Şimdiki konuma bakın. Ve şimdi uyuyun tekrar. Kollarınızı indirin, rahatlayın, rahatlayın. Kasılma olmasını istemiyorum çünkü. Rahatlayın, rahatlayın. Şu an rahatsınız ve şimdi uyanabilirsiniz. İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizi bir saniye daha sahnede tutmak istiyorum yalnız. Şöyle gelebilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Şimdi sizinle biraz daha farklı yapacağız. Anlaştık. Benimle bu masanın başına gelir misiniz lütfen? Adınız neydi bu arada? Furya Hanım. Burada dünya klasiklerinden kitaplar var. Bir inceleyin lütfen, ben uzaklaşayım. Eminim okuduğunuz vardır arasında. Bir sürü dünya klasik eseri var. Yan yana da koyabilirsiniz, fark etmez. Sizden istediğim şey şu, bunlardan bir tanesini seçmeniz. Herhangi birini. Seçtik. Babalar ve Oğulları. Değiştirmek ister misiniz? Babalar ve Oğulları tamamdır. Tamam, kitabı alın, yerinize buyurun. Kitap kaç sayfalık, bana onu söyler misiniz? Son sayfadaki numaraya bakın. Acun Bey, 259 sayfalık bir kitabımız var. 1 ile 259 arasında bir sayı söyleyin lütfen. 107. 107. Sayfayı açın, ben bakmıyorum. Lütfen sayfanın en üst satırına göz gezdirin. Sesli bir şey söylemeyin, ben duymayayım. İlk kelimeye yoğunlaşın. Bu yarım kelime olabilir, özel isim olabilir, herhangi bir şey olabilir, bilemiyorum. Okuduk mu içimizden ama? Evet. Okuduk, güzel. Aklımızda tutacağız bu kelimeyi. Eğer aklında tutuyorsan kapat kitabı. Kapattık mı? Tamam. Tamamen kapalı. Alayım kitabı. Acun Bey, size bunu iletebilir miyiz? Hemen açmayın, sonrasında kontrol için. Acun Bey verelim. Şimdi seninle bir anlaşmamız vardı biliyorsun. Lütfen kelime aklında.
söyleme aklında. Gözlerinin içine bak. Sadece gözlerinin içine. Ve şimdi uyu lütfen. Uyu. Rahatsın. Dinleniyorsun. Öyle düşün. Herhangi bir şey yapmana gerek yok. Senden tek istediğim şey o kelimeyi zihninde tekrar tekrar düşünmen. Tamam? Tekrar tekrar aklından o kelimeyi geçir. Devam et. Güzel. Bir tahminim var, onu yazacağım. Evet, tahminimi yazdım. Lütfen seyircilerimizden rica ediyorum sessiz olmalarını. Mikrofona açık mı acaba? Tahminimi size gösteriyorum. Yüksek sesle o kelimeyi söyler misin? Neydi kelime? Ama. Neydi? Ama. Uyanabilirsin, gözlerini aç. Benim tahminim de amaydı. Ama son bir şey var. Acun Bey, 107. sayfayı açar mısınız? İlk kelime ama mı? Ama. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Seni de yerine alabiliriz. Beyleri boşuna oturttuğumuzu düşünmeyin. Son bir şey denemek istiyorum. Eser Bey bir erkek seyirci seçsin bizim için. Sizler de böyle gelebilirsiniz. Buyurun buyurun, kalkabilirsiniz. Hoş geldin. Tufan hoş geldin. Yok yok, şöyle yapacağız. Sen oturuyorsun. Siz de gelin lütfen. Buyurun. Şöyle ayak başında bekler misin? Ya, gel. Şöyle. Sizi şöyle alacağım. Buraya. Buraya. Tufan sen de buraya. Sizin isim neydi? Emir Bey. Şimdi odaklanma ve konsantrasyonla ilgili bir şey deneyeceğiz. Hipnozun da biraz yardımı olacak. Enteresan bir şey deneyeceğiz. İmkansız gibi gözüken bir şey. Ben her zaman imkansız diye bir şey olmadığını söylüyorum. Bir şeye imkansız dediğimizde onu bizim imkansız yaptığımızı anlatıyorum insanlara. Ve bu da onu gösteren güzel bir uygulama. Yapacağımız olay basit. Hepinizden rica ediyorum, siz hariç. Ellerimizi tabanca gibi şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bana doğru dönün. Siz rahatça oturuyorsunuz, o kadar. Diz altına sokuyorsunuz parmaklarınızı, ayağınızı biraz öne şöyle. Heh. Diz altına koyuyorsunuz parmağınızı, siz koltuk altına parmağınızı, siz de diğer koltuk altına. Şimdi yukarı kaldırmayı deniyoruz. Biraz güç verin. Kalkıyor mu? Kalkmıyor değil mi yukarı? Neredeyse imkansız değil mi bu şekilde kalmak parmak ucuyla? Tamam, bırakabilirsiniz. İmkansız gibi gözüken bir durum var karşımızda ama bunu imkanlarla getireceğiz. Aslında imkansız diye bir şey yok. Sadece odaklanmamız gerekiyor. Tamam? Siz rahatça oturuyorsunuz. İsminiz neydi bu arada? Serkan. Serkan. Avucunun içine bakıyorsun ve gözlerin kapanıyor. Rahatça bekliyorsun. Tufan'dı değil mi? Evet, tanıştık. Sen de aynı şekilde. Rahatsın. Siz daha önceden alışıksınız zaten. Gözlerime bakın ve lütfen şimdi uyuyun. Çok güzel. Rahat. Rahat. Şimdi gözü kapalı arkadaşlara söylüyorum. Artık bundan sonra burada oturan beyefendi eski ağırlığında değil. Giderek hafifliyor. Ve biz şu anda çok daha fazla güçleniyoruz. Artık ilk denememize göre çok daha güçlüyüz. Birazdan 3'e kadar sayacağım. Parmağımı şıklatacağım. Hepinizin gözleri açılacak ve koymamız gereken yerleri biliyoruz. Tekrar parmaklarımızı koyup beyefendiyi kaldıracağız. Buna inanın. Biz artık çok daha güçlüyüz. Beyefendi çok daha hafif. Bunu zihninizde düşünün ve inanın. Biz çok daha güçlüyüz. O çok daha hafif. Şimdi sayıyorum. 1, 2,
3. Açın gözlerinizi. 3'e kadar sayacağım. Parmaklarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Yerleri biliyorsunuz. Koyun. Yerleştirin. Evet. Evet, sıkıca. 1, 2, 3. Kaldırın şimdi. Kaldırın, 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 kaldırın. Kaldırın. İndirelim. Kuvvetli bir alkış istiyorum yardımcılarıma. Çok teşekkür ediyorum yardımınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yerinize geçebilirsiniz. Evet, ben Nedim Güzel. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Olay enteresan bir gösteriydi gerçekten. Teşekkür ederim. İlgi çekiciydi. Merakla beklediğim sonunu son gösteride ye kadar da ilgiyle izledim hiç sıkılmadan. O ne? Elinizdeki... Stres topu. Gün içinde çok fazla şey düşündüğüm için performans yapmadım, sıralara çevirmem gerekiyor. Siz onu bana bıraksanıza ne olur. Yani çekim zamanları kullanmak istiyorum. Kaldır. Yani çok etkileyiciydi. Yani gösterinin anlamı da önemli. Yani hiçbir şey imkansız değildir gösterisini önermesini de çok beğendim ben. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İlgiyle izledim yani. Çok nasıl teşekkür ederim. Nasıl hiçbir şey imkansız değildir? Değildir. Niye? İmkansız aşklara ne oluyor? İstesen aşık olmazsın. Allah Allah. Nasıl oluyor? İmkansız aşkları da böyle şu parmakla kaldırabiliyor muyuz? Hayır. İmkansız... aşıksın diyelim hani ona ulaşamayacağını düşünüyorsun. Aha. Eğer istiyorsan yani ona ulaşırsın. Yani beyefendi ulaştırabiliyor yani. Hayır kendin. Biz istersek. Sen istersen nasıl ulaşırsın. Nasıl ulaşırsın? Ulaşırsın. Yani? Ulaşamazsın. Şu an ne kadar ulaşmak isteydi ulaşamadığına aşkın oldu mu? Robert De Niro. Robert De Niro'ya gerçekten ulaşmak istesen ulaşırsın. Yeterince istememişsiniz ya. Sen niye adın o? Robert kim ben ya? Ben o adama Robert kim ya? Yok Türkiye'de başka yok. Zaten o da Türkiye'de değil. Ama... Şu an Amerika'ya gidelim. Robert De Niro karşı karşıya gelse bir kalır mesela. Ama, gerçekten istesen. Ay, çok teşekkür gerçekten ederim canım, canım. Gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten öyle mümkün olmuyor ulaşmak istediğin zaman. Aşka kavuşturuyor musunuz abi aşk? Bakarız yaparız ya. Yani. İmkansız diye bir şey yok. Bakarız yani. Yaparız. Şaka bir yana gerçekten bir şey imkansız dersek onu zihnimizde biz imkansız yapıyoruz. İmkanlı olarak baktığımız zaman yapmanın bir yolunu bulabiliriz her şeyi. Bunu samimi olarak söylüyorum. Aşkta maalesef. Yani siz biraz yaralı duruyorsunuz tabii bir şey diyemeyeceğim. Yaralı şimdi yani. Nasıl oynadım ama. Yok ya öyle bir şey. Aa, ben mahsus yaptım. Sakın ha bak peki. Tadım çıkmasın. Robert De Niro'ya. Siz biraz yaralı duruyorsunuz diyor. Robert De Niro. Yok ya nerede keşke imkansız aşk da olsa. Aşk aşktır be. Aşk, imkansızken de güzel yaşanır seni be. Seni görmem imkansız. Rüyalarım evet. Oylamaya geçelim o zaman. Öser. Evet. Ben merak ediyorum. Bir dakika durun o zaman. Evet. Evet. Teşekkürler. Ben de ekliyorum, mücevherli uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hipnozla ilgili bir şey deneyeceğim. Gözünüzü o noktadan ayırmıyorsunuz ve gözleriniz kapanıyor. Hipnoz gösterisi yapmıştım. Güzel geçti. Biraz bir rahatsızlığım vardı. Biraz zorlandım konuşmakta ama üstesinden geldik. 3'e kadar sayacağım. Parmaklarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Yerleri biliyorsunuz. Koyun. Yerleştirin. Evet. Evet sıkıca. 1, 2, 3. Kaldırın şimdi. Kaldırın, 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 kaldırın. Kaldırın. Seyirciyi biraz daha etkileyecek, onları biraz daha eğlendirecek ve şaşırtacak gösteri hazırlamaya çalıştım. Beğeneceklerini umuyorum. Yarı finale geçeceğimi düşünüyorum. Tekrar merhaba Acun Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam ne yapacağız? İlk turda hipnoz gösterisi yapmıştık. Uzmanlıklarımdan bir tanesiydi. Bu akşam başka bir uzmanlık dalımı sizlere ve seyircilerimize göstermeye çalışacağım. Değişik bir gösteri olacak onu peki, söyleyeyim. Peki sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle salonda bulunan arkadaşlarımızla küçük bir deneme yapmak istiyorum. Siz de isterseniz katılabilirsiniz. Ben hep söylüyorum
yaptığım gösterilerde insan beyninin yarattığı mucizeleri gösteriyorum insanlara. İnsan beyni, bedenimiz nasıl mucizeler yaratabilir? Bunu gösteriyorum. Ve beyin hakkında bilinmeyen şeyler olduğuna inanıyorum ve biliyorum. Şimdi ufak bir uygulama yapacağız. Hep herkesin katılımını rica ediyorum. Sizin de eğer bir sakıncası yoksa. Herkes oturduğu yerden lütfen söylediğimi yapabilir mi? Herkes oturduğu yerde bir rahat olsun öncelikle. Evet. Tamam, rahatız, güzel. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. Herkes duyabiliyor değil mi? Çok güzel. Herkes sağ ayağını, sol değil sağ, ayağını bilekten çeviriyor saat yönünde, yani sağa doğru. Tamam? Çevirmeye devam, durdurmayalım. Bilekten sağa doğru çeviriyoruz şu şekilde. Sağa doğru. Olay şu. Ne yaparsak yapalım, ayağımızı hep sağa doğru çevireceğiz. Durmak yok, sağa çevirmeye devam edin. Bu sırada sağ elinizi havaya kaldırın. İşaret parmağınız. Ayağınızı çevirirken havaya 6 yazın lütfen. Evet. Yapamadım. Evet, bu noktada ayak hemen diğer tarafa dönüyor. Ben yapabildim. Süper. Dönmedi benim. Benim de oldu. Tıkatmıyor mu? Evet, denemeler devam ediyor. Çok güzel. Evet, bunun tabii ki bir açıklaması var. Bilimsel bir açıklaması var. Beynimizin bir tarafı aynı anda iki komuta karşılık veremiyor. Bir tanesini yaptığı zaman diğerini bir anlık es geçebiliyor. Olay bu. Çok kısa bir uygulama daha yapacağız. Çok kısa ve çok eğlenceli bir şey. Herkes tekrar sağ elini havaya kaldırsın. Sol değil, sağ. İşaret parmağımız. Lütfen söylediklerimi yapın. Sağ eli kaldırdık. İşaret parmağımızı... İşaret parmağı, başka parmak değil. İşaret parmağı. Güzel. Kırpıyoruz. Şimdi burnumuza dokunuyoruz. Çok güzel, başarılı. Tekrar kaldırıyoruz. Şimdi elimizi açıyoruz. Yumuyoruz. Ve şimdi lütfen herkes alnını kaşıyor. Alnını kaşıyor. Teşekkür ederim. Sen de elini kaşıdın. Ya! Rezalet. Eser Bey ile Acun Bey gayet başarılı. Hülya Hanım biraz şey oldu. Evet arkadaşlar, bunun da bir sebebi var. Beynimiz öyle bir şey ki ilk önce gördüğüne inanıyor. Duyduğuna değil. İlk gördüğü eylemi tekrarlıyor. Olay bu. Şimdi bunlar sadece bir ısınma turuydu. Demek ki onlar duyduklarına inanıyorlar. Halbuki görmeden inanmayacaksın hiçbir şeye. Aynen öyle. Gözünle görmeden inanma demek lazım. Bravo. Şimdi asıl yapmak istediğime gelmek istiyorum. Yanınıza gelmek istiyorum bunun için. Bir de istediğimiz bir tepsimiz vardı. Onu da alabilirsek. Arkadaşlardan istemiştik. Merhabalar tekrar. Eser Bey. Merhaba. Merhabalar Hülya Hanım. Merhaba Acun Bey. Tepsimiz vardı. Baklava mı? Evet, teşekkür ederim. Bunu Acun Medya'dan rica ettik. Sağ olsunlar, bize bol bol kaşıklar, çatallar, anahtarlar verdiler. Tepsi de dahil. Başlamadan önce Hülya Hanım'la ilk turda bir sohbetimiz olmuştu benim stres toplarıyla ilgili. Siz bana bıraksanız iyi olursunuz demiştiniz. Naçizane size bugün anısına. Tam zamanında. Tam zamanında değil mi? Bir takım hediye ediyorum. Keşke sabah verseydin. Beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle çeviriyorum değil Aynen, mi? Aynen, yavaş yavaş çeviriyorsun. Stresinizi, bütün sıkıntıyı alıyor. Ah. Keşke sabah verseydin. Acun. Acun. Evet. Sen şimdi ver canım. Bundan 10 tane daha var mı? Buluruz. Tamam, iyi olur. Şimdi asıl yapmak istediğim şeye geliyorum. Arkadaşlar tekrar merhaba bu arada. Yakın olmak istedim. Hem jürimize hem sizlere. Dediğim gibi kaşıklar, çatallar, anahtarlar getirdiler. Anahtarlarla başlayalım. Bir sürü var. Neyse şöyle göstererek başlayayım. Öncelikle anahtarımız düz. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Eser Bey sizle mi denesek? Ya da kamera önemli olduğu için. Şöyle yapalım. Ya seni çekiyorlar her türlü. 75 tane kamera var. Rahat ol abi sen. Süper abi. Şöyle yapıyoruz. Anahtarı elime sürüyorum.
Ve anahtarda yavaş yavaş bir ısınma başlıyor. Evet. Ve şekli ufak ufak değişmeye başlıyor. Şöyle herkesin görmesi için gösterebilirim. Hatta şöyle masanın üstüne. Deneyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Hatta terse bükmeyi deneyin. Gayet sağlam ben, bir anahtar. Ben de şey yapabilir miyim? Yani... Devam edebilirsiniz belki. Ben eleyince niye şey yapmıyor? Size beraber yapalım o zaman. Daha fazla anahtarımız da var. Şöyle ben çıkarayım şunları. Bunlar ne işe yarıyor? Taşıkçı adam. Sizle beraber yapacağız. Şunu bırakalım. Tamam. Bakın bir sürü anahtar var. Ya ben onu Bilemez istiyorum. Çocuk gibi. Ya ben onu istiyorum. Evet, şimdi bunlardan bir tanesini alın lütfen. Herkese gösterin. Hatta kontrol edin. Sağlam mı? Sert mi? Şıkır demişler. Tamam. Tamam. İyice kontrol ettiniz mi? Ettim. Tamam, onu bir yere ayırın. Kenara. Bir tane daha alın lütfen. Onu da bir kontrol ediniz. Sağlam mı? Sert. Onu da böyle ayırabilirsiniz. Bir tane daha alın. Onu da kontrol edin lütfen. Yani sonra bir şey vardı falan demenizi istemiyorum. Yok, tamam. Çok her şey yolunda. Bir iki tane daha almanızı rica edeceğim. Bir tane daha alın. İki tane alayım bitsin bu iş. Tamam. İki tane aldım. Bunları yaptınız, başka istemiyorsunuz. İstemiyorum. Tamam. Şimdi sizden şunu rica edeceğim. Avucunuzu açmanızı rica edeceğim. Sağ el, sol el hangisini kullanıyorsunuz yazarken? Sağ. Tamam. Anahtarları avucunuza bırakıyorum. Kapatın lütfen sıkıca ve ters çevirin. Sıkıca düşmesin. Tamam. Tamam. Biraz. Şimdi konsantre olmanızı istiyorum. Gözlerimin içine bakın. Elinizin içine odaklanmanızı istiyorum. Tamam. Tamam. Ufak ufak bir kıpırtı gibi bir şey başlayacak. Samimi söylüyorum bunu, şaka bir yana. Tamam. Anahtarların ısındığını hissedeceksiniz. Hafif ısındı. Evet. Ufak bir şey başladı. Evet. Çok güzel. Devam edin bunu. Düşünmeye devam edin. Çok güzel. Şimdi sizden istediğim şey, elinizi yavaşça çevirin. Ve çevirin. Ben dokunmak istiyorum. Yavaşça açın lütfen. Bir farklılık. Ah, süper. Bunları bırakabilirsiniz. Şunu. Eser Bey, siz alın. Bırakın onları. Bunları rahat rahat. Bunlar normal olanlar. Kontrol edin. Geriye bükmeye çalışın ve herkese gösterin lütfen. Eser Bey'e kuvvetli bir alkış. Tebrik ediyorum. Son anahtar bükücü ben miyim ya? Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Bugün anısına sizde kalabilir. Benim aldıklarımdan da değil mi? Evet. Tabii ki. Hepsi burada. Hülya Hanım'la devam edelim. Acun Bey de sizle de. Bu sefer başka bir şey alalım. Gayet bunlar sağlam. Size vereyim bir tanesini. Bir tanesini Acun Bey'e. Kontrol edin lütfen. Gayet sert, sağlam kaşıklar. Değil mi? Evet. Güzel. Üst üste koyabilir miyiz lütfen ikisini? Öyle Hülya mi? Hanım, siz alın ikisini birden. İkisini üst üste koyalım. Herkesi görebileceği şekilde göstereyim, şu şekilde tutup. Böyle mi? Hayır, hayır. Ben yardımcı olayım. Şöyle, şöyle. Aynen. Aralarında bir fark yok. İkisi aynı boyda, aynı açıda değil mi? Evet. Evet. Bir kez de ben göstereyim. Yok, şöyle. Bu bir santim. Bir santim fark mı var? Şöyle herkesin görebilmesi için gösteriyorum. Şimdi iki kaşığı önünüze bırakıyorum. Bunlardan bir tanesini lütfen bana verin. Bir tanesini istediğiniz. Bu, tamam. Şimdi ufak bir konsantre olmam gerekiyor. İlginç bir şey olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Rahatlıkla görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, güzel. Siz de görebiliyorsunuz. Eser Bey zaten en yakın. Siz de görebiliyorsunuz. Bu taraf görebiliyor mu? Yine evet, güzel. Görüyorum. Tamam. Şimdi şuraya da şey yapayım. Dokumadan deneyelim. Şu şekilde. Yakından da gösterebilirim. Hiç baskı uygulamadan teşekkür ediyorum. Üst üste koyup aradaki farkın açıldığını
herkese gösterebiliriz. Şu bir saniyelik size kalsın. Çok az devam etmek istiyorum. Zaten büküldü ama sadece orta parmağımı kullanarak sapa bakarsanız bükülmenin devam ettiğini görebilirsiniz. Gittikçe bükülüyor. Evet ve aradaki farkın daha da açıldığını görebiliyorsunuz. Son bir şey daha yapıp sonra sahneye çıkacağım. Acun Bey'le birlikte. Acun Bey, bir tane de çatalla yapalım. Kaşık yaptık, anahtar yaptık. Sizden istediğim şey... öncelikle... biraz... şey yapalım. Çatalı şuradan tutar mısınız? Şurasından. Sıkıca. Çok güzel. Hiç baskı uygulamadan sadece... kaşığın yumuşadığını hissedebiliyor musunuz? Evet. Evet, yumuşadı. Giderek yumuşuyor. Hiç baskı uygulamıyorum ama kaşık yumuşadı. Bir saniye bırakır mısınız? Herkesin rahatça görmesi için göstereyim. Kaşık şu an, şey kaşık diyorum, çatal şu an hamur gibi oldu. Görebiliyorsunuz değil mi? Hamur gibi oldu adeta. Hatta artık bu noktada... teşekkürler. Şunu da size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum alkışlar için. Bunları bırakıp sahneye çıkıyorum. Son bir gösterimiz daha var çünkü. Acun Bey, sizden bir erkek seyirci seçmenizi rica ediyorum. Bana yardımcı olması için. Şu mikrofonu da çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Evet, hoş geldin. İsim neydi? Mert. Mert'e kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Headset'i çıkardım. Sebebini birazdan anlayacaksınız niye çıkardığımı. Mert, seninle bir deneme yapacağız. Bana yardımcı olacaksın ama öncesinde jüriye verilmek üzere şunları iletmenizi rica ediyorum. Jüriye iletebilir miyiz? Herkes için bir tane kağıt ve 3 tane de kalemimiz var. Lütfen iletir misiniz? Herkes kağıdını alsın. Kalem de var. Jürimize önce ufak bir açıklama yapacağım. Sonra seninle devam edeceğiz. Şimdi lütfen bir şey yapmaya başlamayın. Yapmanız istediğim şey şu. Acun Bey, Hülya Hanım, Eser Bey. Bir resim çizmenizi rica edeceğim. Şimdi başlamayın kesinlikle. Ama bu resim özellikle büyük olmalı. Çünkü gösterdiğimiz zaman herkesin görmesi için ve anlaşılabilir bir resim olmalı. Yani görünce herkes ha bu şudur diyebilmeli. Bir de 10-15 saniye gibi kısa bir zamanda çizebileceğiniz bir resim olmalı. Yani çok detaylı bir çalışma beklemiyoruz. Anlaştık. Başlayacağınız zamanı söyleyeceğim. Şimdi değil. Kesinlikle görmemem gerekiyor bunu. O yüzden arkadaşım bana yardımcı olacak. Şimdi beraberce deneyeceğiz seninle. Tamam? Şu mikrofonu... rahat tutabilmek için şuraya takıyorum. Evet. Şimdi gelir misin böyle? Bir tane uyku maskesi var. Öncelikle bakmanı istiyorum. Gözüne tut. Bir şey görebiliyor musun? Arka tarafında tut. Tak. Yok, bir şey görünmüyor. Normal uyku maskesi. Bu birazdan işimize yarayacak. Bunu şimdilik şuraya koyuyorum. Kolibandımız var ve 2 tane bozuk paramız var. Yapacağımız olayı belki tahmin etmeye başladın. Olay şu. Gözlüğü çıkarıyorum. Bunu gerçekten evde denemeyin, çok acıtıyor. Haberiniz olsun. Bir tane kolibandı parçası alıyorum. Bozuk parayı ortasına koyuyorum. Görüyorsun. Ve bozuk para göz çukuruma tam kaplayacak şekilde iyice yapıştırıyorum. Bastırır mısın? İyice yapışsın. Bastır kuvvetlice. Kuvvetlice, kuvvetlice. İyice yapışsın, iyice yapışsın. Gözüm çıkacak. Gözüm çıkmaz. Tamam, şimdi sıra 2. parada. İkinci parayı alıyorum, bantın ortasına koyuyorum, görüyorsun. Ve tekrar bastırır mısın lütfen? Bastır, bastır, iyice bastır. Güzel. Şimdi orada 3. bir bant olacak sehpaya yapışık. Görüyor musun onu? Evet. Onu verir misin? Tamam.
Bu da şu şekilde. Bastırır mısın lütfen? Jürimiz şu anda çizmeye başlayabilir bahsettiğim şekli. Şu an kesinlikle göremiyorum. Bastırır mısın lütfen? Neredesin? Seni göremiyorum. Bir şey söyleyeceğim. İsmin neydi? Mert. Mert, bu işi daha önce yapmış gibisin. Daha önce birini gözünü bağladın mı? Hayır. Ha, ilk benim yani. Güzel, tamam. Evet. İyice bastır o zaman. Resmi çizmeye başlıyor muyum? Tabii ki başlayabilirsiniz. Uyku maskesini taktım. Düzgün duruyor mu Mert? Duruyor, evet. Duruyor. Şimdi masadaki kolibandını bana verir misin? Eminim ki salonda şüpheci arkadaşlarımız var. Bu o şüpheci arkadaşlarımız için. Ah! Mert, yardım eder misin? Falçatayla. Şunu da alır mısın? Tamam, sağ ol. Ucunu kaybetmemem lazım, açması zor oluyor. Neredesin? Buradasın, güzel. Şimdi jürimiz resimlerini çiziyor. Çiziyor mu? Evet. Tamam, bitirince haber verin lütfen. Bitti. Güzel, resimleri bir araya getirin, toplayın yani. Mert, lütfen gidip alır mısın resimleri? Tabii. Teşekkürler. Mert, neredesin? Geldim. Geldim. Resimleri kapalı şekilde bana ver lütfen. Kapalı, yani baş aşağı. Tamam. Nerede? Burada. Üçü de burada mı? Evet, kapalı ters. Üçü de burada, tamam. Şimdi bu resmi alıp başımın üstüne tutar mısın? Düz bir şekilde, bu şekilde. Seyircilerin görebileceği şekilde. Tutuyor musun? Evet. Düz şekilde, tamam. Konsantre olmaya çalışıyorum. Çizen jüri üyesi lütfen düşünsün resmini. Acun Bey'in resmini görüyorum, doğru mudur? Evet. Acun Bey'in resmi. Acun Bey doğru mu, sizin resminiz mi? Doğrudur. Resme konsantre olun lütfen. Söylemeyin, sadece düşünün. Düz çizgiler görüyorum. Aslında bilindik bir resim bu. Yani çizilebilecek bir resim. Çok çizilmemiş bir resim değil. Bir ev resmi gibi bir şey. Doğru mu? Ev resmi mi? Evet. Ev resmi, güzel. Bırak, Mert onu bırak. Bu resmi lütfen tut. Tuttum. Seyircilerin görebileceği şekilde. Tutuyor musun? Evet. Tamam. Bu Hülya Hanım'ın resmi olmalı, doğru mu? Hülya Hanım. Doğru. Resminize konsantre olun lütfen. Oluyorum. Dalgalı şekiller ve mutlu bir ifade, gülen surat gibi bir şey var. Altındaki yazıyı da o zaman okuyun. Altında bir yazı var. Şu an göremiyorum zaten ama. Evet. Böyle bir yaprak, kelebek gibi bir şey. Eliyle kapatıyor çünkü arkadaş. Yaprak ve kelebek gibi bir şey, doğru mu? Böyle yuvarlak bir şekil, gülen surat var. Yaklaştın mı? Kelebek falan değil tabii. Neydi acaba? Mickey. Mickey, wow, güzelmiş. Ama bahsettiğim gibi yuvarlak şekiller ve gülen surat gibi bir şey, doğru değil mi? Doğru, altında yazıyor, isim yazıyor. Altında ne yazıyor, pardon? Acun. Ya bir şey söyleyin, göremediğim için, doğru mu acaba? Altında Acun yazıyor. Beni çizmiş, beni. Ha, sizi çizmiş, peki. Onu yani, bilemiyorum gerçekten. Hayır, kafasındaki Acun'u çizmiş yani. Onu gerçekten bilemiyorum. Mert, neredesin? Buradayım. Buradasın. Tamam, resmi bırak. Bunu lütfen tut son olarak. Bu en zoru. Sanırım bu Eser Bey'in resmi, doğru mu? Bravo, evet. Eser Bey, resme konsantre olun lütfen. Olur, tamam. Tamam. Eser Bey. Evet. Detaylı bir çalışma olduğunu görüyorum, doğru mu? Çok ince çalıştım bu son eserimde. Çok ince çalıştınız. Yani şunu demek istiyorum, basit çizgiler değil, daha bir fazla mürekkep harcamış, doğru mu? Çok ciddi bir operasyon var, evet. Ciddi bir operasyon, doğru, doğru. Evet. Konsantre olun lütfen, sizden ricam bu. Benim zihnimden alıyorsun değil mi, ne çizdiğim? Okey, tamam abi. Üste güneş doğmuş gibi bir şey. Üste evet. Güneş gibi bir şey. Altta da bol miktarda karalama demeyeyim de, yani çok detaylı bir şey çizilmeye çalışılmış. Ama başarılı bir resim yani Eser Bey, üzülmeyin. Nasıl desem, bir karalama, bir silüet gibi bir şey, doğru mudur Eser Bey? Yani silüet derken biraz daha açık olur musun abi bana? Biraz daha açık olayım.
Vallahi tam açık olamıyorum. Alabildiğim bu kadar. Bu kadar konsantre oluyorsunuz. Normalde onlar dağ. Evet. Dağ mı? Dağın evet, üstündeki güneş söylediniz. Gibi bir şey o zaman. Evet. Dağ mı? Şu an alabildiğim şey bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ben ederiz. Şimdi neredesin? Bana yardımcı olacaksın. Bundan kurtulmam lazım. Ah! Ah, yavaş yavaş dur. Dur, burası gerçekten acıyor. Ah! Ah! Kaşlarım duruyor mu? Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, yerini alabilirim senin. Evet, Mert'e kuvvetli bir alkış lütfen. Bravo Mert. Ben Nedim Güzel, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Eser? Vallahi işte enteresan bir gösteriydi. Yani bu yaptığınızda ne deniyor abi? Sen illüzyon mu? Zihin gücü telepati gösterisi. Telepati gösterisi. Aynen. Yani ben telepati yaptığınızı mı düşüneyim yoksa bunu yapmak için bir hileniz var biz anlamıyoruz mu düşüneyim? Yok, bir hile olarak düşünmeyin sadece. Hani illüzyon hileleri vardır ya bizim anlayamayacağımız ama olan. Öyle bir şey var mı bu oyunda yoksa telepati olarak mı düşüneceğiz? Yok, telepati olarak düşünebilirsiniz. Bu kaşıkları gerçekten büküyorsunuz falan. Aynen. Şu anda da suratımda yapışkanlar var zaten. Anladım. Kusura enteresan. Bakmayın. Teşekkür ederim. Buyurun Hülya Hanım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. En sonuncusunda çok sıkıldım. Açıkçası. Çok da barizdi onu. Orada bir hile olduğu. Yani mümkün değil bu kadar net her şeyi. Yani o çok belli etti her şeyi. Ama buradakiler de daha önce görmüş olduğumuz oyunlardan. Ama bu kadar yakınını ilk defa gördüm. O kadar. Çok teşekkür ederim. Evet. Nedim Güzel'in yüzdesini hep beraber öğreniyoruz. Bakalım yüzde kaç evet demiş. Sağlık. Görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler bunun için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.